Merhabalar, 2024 yılına ait TÜBİTAK Ortaokul Matematik Olimpiyatı 1. aşama sınav sorularının çözümlerine devam ediyoruz. 17. problemimizin ifadesini okuyalım. Bir dik koordinat düzleminde orijin noktasındaki bir robot 0,13, 2,13, 2,-4, 0,-4 noktaların oluşturduğu dikdörtgen bölgenin içine girememektedir. Robot en fazla 8 birim yol kat edebildiğine göre robotun gidebileceği tüm noktalar kümesinin alanı kaç birim karedir? Peki şimdi analitik düzlemde bu dört noktayı işaretleyerek e, dikdörtgeni inşa edelim. Kırmızı kesikli çizgilerle çizdiğimiz bu dikdörtgenin bir kenarının y ekseni üzerinde olduğunu görüyoruz. Peki şimdi orijinde bulunan bir robot var ve 8 birim yol alabiliyor. O halde orijin merkezli 8 yarıçaplı bir çember oluşturalım. Bu e, çemberin iç bölgesinde kalan yerlere ulaşabilir diyebiliriz. Burada çemberin tamamını çizdim ancak... İlk etapta şu yarı çember kısmına bakalım yarım daire. Buralara ulaşması için hiçbir engel yok. Bu kısımları boyamış olalım böyle. Peki. Ee, dikdörtgenin iç bölgesine giremediği için diğer taraflara rahatça geçemeyecektir. Peki ne olacak o zaman? Şu noktaya bakalım. 0, -4 noktasına bakalım. Buraya geldikten sonra şu anda 4 birim yol almış oldu orijinden itibaren. Dört birim daha yol alarak tabii ki aşağı uç noktaya kadar gelebiliyor. Fakat buradan sonra artık burayı merkez kabul eden dört yarıçaplı bir çember daha çizeceğiz. Çünkü gidebileceği 4 birim daha yol var. O halde bu noktayı merkez kabul eden dört yarıçaplı çembere çizersek, burada da şöyle bir hatta o çemberin çeyrek parçası bize gerekli olacaktır. Bu halde bu parçalar üzerinde dolaşabileceğini anlarız. Peki. Dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 2 birim olduğu için burada 2 birim var. 2 birim de buraya kadar geldi. Yani şu noktaya erişebileceğini robotun anlıyoruz. Neden? Çünkü orijinden buraya kadar 4 birim geldi. 4 birim de buraya geldi. 8 birim yol almış oldu. Bu şekilde gelebileceği son nokta burası oldu. Peki şimdi dikdörtgenin şu diğer köşesine bakalım. Buraya kadar gelirken 6 birim yol almış oldu. Bu noktadan itibaren biraz daha yürüyebilir. İki birim daha yürüme hakkı var. Örneğin iki birim bu şekilde gidebilir demiştik. İki birim bu şekilde gidebilir böyle ya da bu şekilde bu yönlerde ilerleyebilir. Bu da bize yine bu noktadan itibaren bir iki yarı çaplı çember daha çizmemiz gerektiğini gösteriyor. O halde böyle bir çeyrek çember yayı oluşturmuş oluyoruz. En son gelebileceği nokta dolayısıyla bu parça olmuş oldu. Şurası da iki birim uzunluğundadır. Bunu da yazalım. Böylece gördüğünüz gibi elimizde bir yarım çember var. Bunun yarı çapı 8 birimdir. Sonra ikinci bir burada çeyrek çember var. Yarı çapı 4 birimdir. Ve sonra bir tane daha çeyrek çemberimiz var. İsterseniz onu da farklı bir renkle boyayalım böyle. Burası da yarı çapı 2 birimdir. Bunların alanları toplamı bizden isteniyor. R yarı çaplı bir dairenin alanının pi kare olduğunu biliyoruz. Bunu kullanarak bu 3 tane taralı alanı hesaplayabiliriz. Sarı kısım için 1 bölü 2 çarpı diyelim. yarım daire oluşturduğundan dolayı Pi çarpı 8'in karesi yarıçapı 8'de artı. Burada açık ile gösterdiğimiz ikinci çeyrek e, çeyrek dairemize bakalım. Dolayısıyla 1 bölü4 çarpanı kullanırız. çarpı pi çarpı yarıçap 4 olduğu için 4'ün karesi diyelim. Ve diğeri de bir çeyrek daire oluşturuyor. O da 1 bölü 4 çarpı pi çarpı 2'nin karesi ile hesaplanmış olur. 64'ün yarısı 32'dir. Sarı kısım 32 pi gelir. Açık mavi olan kısım 4 pi'dir. Ve diğeri de pi gelmiş olur. Böylece toplarsak 32, 4, 36 pi daha ekledik. 37 pi olarak bulmuş oluyoruz. Güzel. 18. soruya bakıyoruz. Bir sayılar teorisi problemi. M ve N pozitif tam sayılar olmak üzere bir eşitlik veriliyor. Bu eşitliği sağlayan bir M, N ikilisi için M artı N'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Bu türlü denklemlere, çözümleri pozitif tam sayılarda e, alınan denklemlere, Diofant denklemleri diyoruz. Bunlarla ilgili olarak N'nin yalnız bırakılabildiğine bir dikkat edelim. Bu önemli bir veridir. Ya da isterseniz önce 8 parantezinde burayı yazarsak, 8 parantezinde N artı 1 geliyor. Sonra her iki tarafı 8'e böleriz. Bu M küplü 3. derecenin ifadeyi 8'e böleriz. N artı 1'i yalnız bırakmış oluruz n1 tam sayıysa n artı 1 de tam sayı gelmiş olacaktır. O halde n artı 1 eşittir. 1 bölü 8 çarpı. Hatta ifadeyi bu tarafı da n parantezine alabiliyoruz. Buna da dikkat edelim. Dolayısıyla n bölü 8 çarpı m kare eksi 3m artı 3 biçiminde yazabiliriz. Peki e, bunun sonucunda e, bu ifade tam sayı olursa n artı 1 de tam sayı olur. n artı 1'in tam sayı olması için bu e, ifadenin 8 ile bölünebilmesi gerekiyor. Peki şu kısma bakalım. Burası 8'e bölünebilir mi? Burası ne zaman çift sayı geliyor? Hangi m değerlerinde çift olur? Veya olur mu olmaz mı? Bunu kontrol edelim. Şimdi baktığımız zaman eğer m çift sayı ise karesi çift sayıdır. m'nin eksi 3 katı çift sayıdır. Artı 3 gibi bir tek sayı eklediğimiz zaman tek sayı gelir. Eğer m tek sayı olursa karesi tek sayıdır. Dolayısıyla 3 ile m'nin çarpımı da tek sayı getirir. Artı 3 sayısı da bir tek sayı olduğu için tek sayılar arasındaki bu toplama çıkarmadan dolayı sonuç yine tek sayı geliyor. Dolayısıyla buranın 2'ye bölünemediğini görmüş oluyoruz. 8'e hiç bölünemez. Yani 8 ile aralarında asaldır bu ifade. Peki o zaman bu bölünebilme nasıl gerçekleşecek? Demek ki m sayısı 8'in katı olmak zorundadır. M kare eksi 3 M artı 3'ün tek sayı olduğunu belirttik. O halde 8 tam böler M'dir diyelim. Peki yani burada M'ye tabii ki olabildiğince küçük bir değer verirsek buna bağlı olarak N pozitif tam sayısı da küçük bir değer çıkacaktır. O zaman biz M eşittir 8 verirsek N artı bir sayısını hesaplamış oluyoruz. M 8 yazdığımız için 8 bölü 8 yani burası artık 1 getirdi. Çarpı 8'in karesi 64, eksi 8 kere 3, 24, artı 3 diye yazmış olduk. 64 ile 24'ün farkına bakalım. 40, 3 daha ekledik, 43 oldu. n artı 1 tam sayısı 43 olduğu için n eşittir, 42'dir. Dolayısıyla bu m ve n için e, en küçük değerlerdir. Toplamda dolayısıyla en küçük olmuş oldu. Artık 8 artı 42'yi hesaplayabiliriz. 50 diye bulmuş olduk. 19. soru bir analizci bir problemi gördüğünüz gibi bir f fonksiyonu verilmiş. Peki burada bir toplam var. 32 tane terim var burada gördüğünüz gibi. Bunların bu toplamın değeri kaçtır diye soruluyor. Yazacağımız x yerine koyacağımız değerler de 1 bölü 33, 2 bölü 33 gibi basit kesirlerden oluşuyor. Tabii ki böyle bir ifadede bunları yazıp hesaplamaya çalışmak uzun sürecektir. Burada ne olabilir yani böyle bir problemi? hızlı bir şekilde çözebilir miyiz acaba böyle bir toplama basit bir içimde bulmanın bir yolu var mı? Şimdi arkadaşlar f fonksiyonunu incelediğimiz zaman fonksiyonun kuralında sanki şu ifade x 1'in küpü ifadesine benziyor, açılıma benziyor ama bir x küp eksik gibi. Hatta işaretlerde de artı eksi artı eksi diye giderdi. Eksi -1 gelmesi gerekir x 1'i açarsak onu da biraz andırıyor fakat işaretler ters olarak görülüyor. O yüzden bu fx ifadesiyle ilgilenelim. Ayrıca x eksi 1'in küp ifadesini de kenara bir not edelim, yazalım. Çünkü buna ihtiyacımız olacak. x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 olur. Şimdi bizim bu ifademize baktığımız zaman şunu biraz andırıyor değil mi? Fakat eksiyle çarpılmış hali gibi. Dolayısıyla biz burada bir tane eksi x küp koysaydık buraya. Orası x eksi 1'in küpünün negatif olacak ya da 1 eksi x'in küpüdür diyebilirdik o ifadeye. Şimdi biz bunu yazalım. Oraya bir tane x küp ekleyip çıkaralım. O halde ifademiz şöyle olsun. Eksi x küp daha sonra artı 3 x kare artı 3 x kare var elimizde. Eksi 3 x artı 1. Yani ne yaptım burada? x küp çıkarmış oldum. Tabi çıkardığınız zaman o çıkardığınız terimi geri eklememiz gerekiyor. Artı x küp diye geri koyalım buraya. fx fonksiyonunda şu anda herhangi bir değişiklik olmuş olmadı. Doğru biçimde yazdık. Şimdi bu parantez içine koyduğum ifadenin e, x eksi 1'in küpünün negatifi olduğunu biliyoruz. Tekrardan bunu yazabiliriz. Hatta şu şekilde yazalım. Kırmızıyla gösterdiğim x küpü önce göstereyim. Sonra buraya e, şöyle diyelim eksi parantezinde x eksi 1'in küpü diye yazalım. Bu şekilde ifade edebiliriz. Peki. Şimdi burada fx fonksiyonu ile ilgili şöyle ilginç bir şey var. Artık burada kuralına baktığınız zaman x yerine x eksi 1 koysanız burada veya 1 eksi x koysak ne oluyor? Bunu bir inceleyelim. Çünkü fx ile bizim buradaki amacımız f1 eksi x'in yani toplamları 1 yapan iki sayının F altındaki görüntüleri toplama ne oluyor? Bununla ilgili bir şey var burada. Bunu yakalamamız lazım. Bunu kenara not edelim. Peki o zaman F, 1-x ifadesine bakalım. x küp yerine, x küpteki x'in yerine bu 1-x'i bırakalım. 1-x'in küpü. Bölüm. Yine aşağı kısım 1-x'in küpü oldu. Eksi. x'in yerine burada yine 1 1 eksi x bırakırsak 1'ler gidecek. Artı 1 eksi 1. Ve eksi x'in küpünden dolayı x küp elde etmiş olacağız. Yani şöyle oldu. Eksi, eksi x'in küpü diye yazabiliriz. Dolayısıyla buradan yine bir tane x küp ifadesi bulmuş oluyoruz. Güzel. Bunu yazalım. x küp. Sonra burası artı 1 eksi x'in küpü oldu. İsterseniz bunu eksi x eksi 1'in küpü diye de yazabilirsiniz. a eksi b'nin küpü ile b eksi a'nın küpü eşit olduğu için. Peki pay kısmımızda ne var? Pay kısmımızda yukarıda 1 eksi x'in küpü var. İsterseniz bunu da eksi parantezinde x eksi 1'in küpü diye de ifade edebilirsiniz. Şimdi bu iki ifadenin toplamına bakalım. Yani bahsettiğim fx ile f1 eksi x'in toplamı. Gördüğünüz gibi paydalar eşit olduğu için pay kısımları toplanması gerekiyor. Ve burada pay ve paydanın toplam sonucunda eşit olduğunu, aynı ifadeler geldiğini görüyoruz. Çünkü burada x küp gelecek. Diğer terimden eksi x eksi 1'in küpü gelmiş olacak. E paydalarımız da x küp eksi x eksi 1'in küpü. Dolayısıyla bu ifade arkadaşlar sabit olarak 1'e eşit. Güzel. Bunu kenara isterseniz not etmiş olalım. Peki. Buradan şunu anlıyoruz. 1 bölü 33 ile 32 bölü 33 gibi birbirine 1'e tamamlayan iki sayının f altındaki görüntülerinin toplamı 1'dir. O zaman biz burada şunu söyleyebiliriz. x eşittir. E, şunu yazalım. k bölü 33 değil mi? Bununla ilgileniyoruz. Ve 1-x diğerimizde bunun için de 33 eksi k bölü 33 diye yazabiliriz. Bunlar olur ve k'ya sırasıyla 1, 2, 16'ya kadar değer verdiğimiz zaman buradan 16 bölü 33 elde etmiş olacağız. Örneğin 16 yazarsak, burada 16 yazarsak 17 bölü 33 elde etmiş oluyoruz gibi. Bunların toplamlarından dolayısıyla 16 defa 1 elde etmiş oluyoruz toplamın değeri. 16 çarpı 1 eşittir 16 olur. Evet, bunu da C şıkkında görmüş olduk. Ee, problem biraz soru tecrübesiyle ilgilidir. Buna benzer bir problem görmüş bir öğrenci için fazla bir güçlük oluşturmayacaktır. Ama ilk defa gören birisi için de zorlayıcı bir problem olabilir. Ortaokul öğrencileri gözüyle bakacak olursak, fonksiyon kavramına e, biraz uzak olacaklarını varsayarsak, o yüzden probleme böyle ortayla zor arasında diyelim yani biraz zorlayıcı bir problem olarak değerlendirebiliriz. Çözümü kısadır ama fikri görmek herkes için çok kolay olmayabilir. Şimdi 20. probleme bakıyoruz. Bir sonlu matematik sorusu. Sorumuzun ifadesini okuyalım. N futbol takımının katıldığı bir turnuvada her takım ikilisi arasında tam olarak birer maç yapılmıştır. Hemen aklımızda canlandıralım. N'in ikili kombinasyonu kadar maç yapılmıştır. Ve her bir maç bir takımın galibiyeti veya beraberlikle sonuçlanmıştır. Tabi biri galip olunca diğeri de mağlup oldu. Veya berabere kaldılar. Tüm maçlar yapıldıktan sonra her takımın kazandığı maç sayısının berabere kaldığı maç sayısının bir buçuk katı olduğu görülmüştür. Buna göre N sayısı 9, 10, 11, 12, 13 sayılarından kaçına eşit olabilir? Yani buradan şunu anlıyoruz. Örneğin bir takım e, burada 3 maç kazandı. 3 galibiyet var. 2 beraberliği var. Böyle bir şey düşünebiliriz. Peki o zaman beraberlik sayısı böyleyse geri kalan artık n-1'den de bu 5'i çıkararak n-5 tane de e, mağlubiyeti vardır gibi bu şekilde değerlendirebiliriz. Çünkü bunların arasında 3'e 2 var. Ama bir takım bir beraberliği var. ...diyebiliriz veya çift sayı vermemiz lazım buraya... ...fark ettiyseniz... ...4 beraberlik 6 galibiyeti vardır... ...10 maç yap, yapmış olduk şu anda... ...ve dolayısıyla... ...n-1'den... ...hatta her biri n-1 maç yaptığı için arkadaşlar... ...şurada 5 değil 6 çıkarmamız gerekiyor değil mi... ...n-1'den burada 10 çıkardığımız zaman... ...n-11 tane... mağlubiyeti ...kalmış oluyor diyebiliriz... ...ikinci bir takım için de bu geçerli... ...yani herkesin galibiyet sayısı eşit değil... Öyle bir şey yok problemde. Ya da eşit olmak zorunda değil diyelim. Ama eşit olduğunu varsayarak bir örnek durumda oluşturabiliriz. Neden? Biraz problemin içine girebilmek için, anlayabilmek için bu türlü bir şey düşünebiliriz elbette. Peki şunları ifade edelim. İ'inci takımın galibiyet sayısı 3x'i, beraberlik sayısı 2x'i olsun. Bu şekilde harflendirelim. Az önceki verdiğim örnekten fark etmesinizdir. 3 galibiyet, 2 beraberlik olabilir. Veya 6 galibiyet 4 beraberliği olabilir bir başka takımın. O yüzden böyle x i'ler kullandım. Hepsine sabit x kullanmadım. Mağlubiyet sayısı da y'i y olsun. Peki problem bu arada hangi kavramla ilgili? Bunu da e, tahmin edebiliriz belki. Arkadaşlar toplam galibiyet sayısı toplam mağlubiyet sayısına eşit olduğu için e, burada bir değişmez vardır değil mi? Bu toplamlar eşittir. Dolayısıyla invariant değişmez kavramı ile ilgili bir problem diye bakabiliriz. Ama illaki bu kavramla ilgiliydi gibi bir kanaate varmaya gerek yok. Problemin çözümünü yani çok etkileyen bir şey değil. Ama yine de bu türlü bir kavramla ilgili problem çözmüş öğrenciler biraz daha deneyim olan öğrenciler için biraz daha rahat olacaktır. Yani toplam galibiyet sayısı ve toplam mağlubiyet sayısı üzerinden ilerlemek iyi bir fikir oluşturabilir diye düşünebiliriz. Peki şimdi 3x'i ile toplam galibiyet sayısını yazalım ve beraberlik sayılarını yazalım. Bu da toplam sembolü içinde 2x i diyelim. Yani bütün e, takımların galibiyet sayılarını topluyoruz e, beraberlik sayılarına ve her bir takım için mağlubiyet sayılarını toplayalım. Ve şu sayıların birbirine eşit olduğunu da söyleyelim. Bunlar birbirine eşittir. Peki e, toplam kaç maç yapıldıysa bu e, toplamda o değeri eşittir diyebilir miyiz? Diyemiyoruz arkadaşlar. İki katına eşittir. Enin ikili kombinasyonun iki katına eşit. Neden? Çünkü buradaki sizin bir galibiyetiniz burada bir mağlubiyet olarak diğer takıma mağlubiyet olarak yazılmış olacaktır. Ama bir maç yapıldı değil mi? Siz bir maç yaptınız. Fakat bir galibiyet ve bir mağlubiyet eklediğiniz için sol tarafta o maç sayısı iki kez sayılmış oluyor. Yine beraberlikler için bir takım berabere kaldıysa diğer takım da onunla berabere kaldığı için toplam beraberlik sayısı aslında iki defa sayılmış oluyor. Böylece buradaki sol taraf arkadaşlar toplam maç sayısının iki katına eşittir. İşte invariant değişmez kavramı ile böyle bir ilişki kurmuş olabiliriz. Elbette bu toplam galibiyet, toplam mağlubiyet sayıları arasındaki eşitliğin hani ismine invariant diye dediğim gibi isim koymaya gerek yok. E, bunu bilmesek de isim olarak e, böyle bir fikre ulaşabiliriz. Dolayısıyla burada da artık elimizde yine toplam sembolü ile gösterirsek 3x i'imiz var ve baktığımız zaman 3, 6, 2 de burada var. Toplam 8 diyebiliriz. 8 çarpı toplam sembolü x i biçiminde yazmış oluruz. Ve bu bir pozitif tam sayıdır. Bir pozitif tam sayının 8 katını görüyoruz. Karşı tarafta da 2 çarpı n'in ikili kombinasyonu var. Bu da n çarpı n 1 bölü 2'dir arkadaşlar. İkileri sadeleştirelim. Dolayısıyla buradaki toplam sembolüyle ifade ettiğimiz toplam x i değeri n çarpı n eksi 1'in 8'de 1 olacaktır. Ve bu bir pozitif tam sayıdır. Güzel. Peki o zaman... İşte n'in alabileceği değerleri arkadaşlar buradan kısıtlayabiliyoruz. Mesela n8 alabilir miydi tam sayı çıkması için? Olabilirdi yani en azından. 8 mümkün bir değer gibi gözüküyordu. 9 olabilir mi? 9'u burada yazdığınız zaman 9-1 8'i götürüyor sadeleştiği için. Dolayısıyla bu mümkündür. Peki n10 olabilir mi? Arkadaşlar burada 10'u alamıyor. 11'i alamıyor. 12'yi ve 13'ü alamıyor. Gördüğünüz gibi. Yani 9'u alabiliyor mu? 9'un olabildiğine mümkün olduğuna bir örnek vermek gerekiyor. Ama baktığınız zaman zaten n eşittir 9 tek bir seçenek olarak kaldı. Yani bir tane değer vardır deyip örnek vermeden de burada işaretleyebiliriz. Böyle bir şey mümkündür. Çünkü sıfır yok en azından seçeneklerde. Sıfır olsaydı hiçbirini alamazdık. Veya seçeneklerde hiçbiri olsaydı. Şimdi n eşittir 9 için bir de örnek vererek iyice bunu pekiştirmiş olalım. Örneğini de bunun çizgi teorisiyle verebiliriz. Örneğin burada bir A takımı B takımını yendiyse bu şekilde bir yönlü ok olarak koymuş olalım. Eğer B takımı A'yı yendiyse bu şekilde bir ok çizebiliriz. B A'ya karşı galip geldi diye. Örneğin böyle bir şey kullanabiliriz. Eğer takımlar arasında beraberlik varsa onların arasında da hiçbir şey çizmeyelim. Bu da onların berabere kaldığını göstersin. O zaman 9 e, tane nokta veya bir düzgün dokuzgenin köşelerini düşünelim. Şimdi bu birinci takımımız olsun. Ben burada özel bir senaryo oluşturacağım. 3 galibiyet, 2 mağlubiyeti olsun birinci takımın. Hesaplama kolaylığı açısından her bir takım için, daha doğrusu beraberlik sayısı 3 galibiyet, 2 beraberlik. Bu şekilde yapalım. Şimdi o halde birinci takım ikinci takıma karşı, üçüncü ve dördüncü takıma karşı galip gelmiş olsun. Bunlara bu şekilde kimin kazandığını göstermek için oklarla belirtelim. Sonra ikinci takım da kendinden sonraki 3 tanesine galip gelmiş olsun. Bu şekilde oklarla bunları birleştirelim. İşte bu işlemi sürdürebiliriz biz. Bu şekilde devam edebiliriz. Peki bu birinci takım 3 tane galibiyet aldı da. Toplam yapılan maç sayısı 9-1 8 tane maç yapması gerekiyor. 3 tanesi bunların galibiyet, 2 tanesi beraberlik, 3 tanesi de mağlubiyet olacaktır bu 8'in. Peki bunlar nerede? Mağlubiyetleri, beraberlikleri onlara bakalım. Arkadaşlar isterseniz şu son 3 tanesine baktığımız zaman mesela bu takım kimlere karşı kazanıyor? Buraya karşı, buraya karşı ve bu birinci takıma karşı kazanıyordu. İşte dolayısıyla birinci takım burada bir mağlubiyet almış oldu. Peki 9, 8, 7 hatta bunlara numara verelim. Burası 9, evet şurası 8. takım, burası 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve bu da birinci takımımız. Şimdi 7. takım 1'e karşı kazandı. 8. takım 9'a karşı, 1'e karşı ve 2'ye karşı kazanacaktır. Bunlara da birer tane böyle bu şekilde ok vermiş olalım. Dolayısıyla e, birinci takım 8'den de bir mağlubiyet almış oldu. Bir tane mağlubiyeti 9'dan alacaktır. 9 1'e karşı kazandı, 2'ye karşı kazandı, 3'e karşı kazandı gibi. Böyle. Tabi hepsini çizmemize gerek yok. Şekli karıştırmamak için. Yani birin e, birden 3 tane ok çıktığını ve 1'e doğru 3 tane ok gelmiş olduğunu görüyoruz. Birden 5'e ve 6'ya çizgi çizmedik. Onlar da diğer geriye kalan çizgi çizilmeyenler de. Beraberliklerini göstermiş oluyor bu şekilde. Dolayısıyla her bir takım için bunu yapabiliriz. 2, 3, 4, 5'e karşı kazanacak ve kendiden önceki 3 tanesi olan 8, 9 ve 1'e karşı kaybetmiş olacak gibi. Bu şekilde örnekle vermiş oluruz. Dolayısıyla gerçekten bu senaryoya uygun bir tane değer vardır deriz. En 9 sağlar. Muhtemelen öğrenciler için zorlayıcı bir problem olmuştur diye düşünüyorum. Bunu da zor kategoride değerlendirmeyi tercih edeceğim. Peki bir başka problemde soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.